Eter yapmanın bir yolu da Williamson eter sentezidir. Bu sentezde alkolle başlanıp ardından güçlü bir baz eklenir ve böylece alkolün deprotasyonu gerçekleşir. Alkolü protondan arındırdıktan sonra alkil halojeni eklenir ki burada primer alkil halojenürler en iyi seçim olacaktır. Bunun nedenine birazdan değineceğiz. Evet peki devamında ne olacak? Alkil halojenürdeki R üssü grubumuzu başlangıçta alkol olan yapıya ekleyerek nihayetinde eteri oluşturmuş olacağız. Öyleyse Williamson eter sentezinin mekanizmasına bakalım. Alkolle başlıyoruz. Tabii alkollerin zayıf asitler gibi davranabileceğini biliyoruz. Yani bir alkolü sodyum hidrür gibi güçlü bir bazla tepkimeye sokarsanız molekülün hidrür kısmı güçlü bir baz görevi görür. Bu ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alır ve ardından buradaki elektronlar da oksijene geçer. Yan tarafına bu tepkimenin ürününü çizecek olursak artık oksijenimizin etrafında 3 tane ortaklanmamış elektron çifti olur. Ve bu da ona eksi bir formal yük verir. Buna alkoksit anyonu diyoruz. Bu da etraftaki artı yüklü sodyum iyonuyla etkileşime girer. Yani burada zıt yükler arasında bir miktar elektrostatik veya iyonik etkileşim olur. Evet, hemen yan tarafına ise alkil halojenlerimizi çizelim. Şu şekilde. Tabii halojenle karbon arasında elektronegatiflik farkı olduğunu biliyoruz. Halojenimiz burada kısmi negatif olacak ve karbonumuzsa kısmi pozitif olacak. Tabii kısmi pozitif karbon demek, karbonun elektron istemesi demek. Bu yüzden mekanizmanın bir sonraki adımında karbon elektrofil gibi davranacak ve oksijenin üzerindeki bir tane ortaklanmamış elektron çifti ise nükleofil görevini görecek. Zıt yükler birbirini çektiğinden nükleofilimizdeki ortaklanmamış elektron çifti elektrofilimize yani karbona saldıracak. Aynı zamanda karbonla halojen arasındaki bağda bulunan elektronlar da halojene geçecek. Bu bir SN2 mekanizması. Bu yüzden primer arkil harojenir burada en çok işe yarayan yapı olacak. Çünkü diğer arkil halojenirlere kıyasla onun sterik engeli daha az. Peki şimdi ne olacak? Bu nükleofil saldırısından sonra oksijenimizi karbonumuza bu şekilde bağlayacağız ve eterimizi oluşturmuş olacağız. Tabi isterseniz eterimizi böyle R üstü grubuna eklediğimiz şekilde de gösterebiliriz. Evet Şimdi devam edip başka bir Williams'ın eter sentezi örneğine bakalım. Molekülümüzü sol tarafa çizerek başlayalım. İlginç bir görünüme sahip olan bu molekülün adı beta naftol. Beta naftolün gördüğünüz gibi bitişik iki halkası var ve halkalardan birine bağlı bir de OH grubu bulunuyor. Şu şekilde. İşte beta naftol. İlk adımda baz olarak potasyum hidroksit ekleyeceğiz. Potasyum hidroksit sodyum hidrür kadar güçlü bir baz değil. Ama bu durumda biraz daha zayıf bir baz kullanmakta sorun olmaz. Hidroksil üzerindeki ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alır. Bu elektronlar oksijene geçer. Evet. Şimdi beta naftolün konjuge bazını çizmeye başlayalım. Halkalarımız şöyle. Tabii protonun gitmesiyle oksijenimizin artık 3 tane ortaklanmamış elektron çifti olacak ve bu da ona eksi bir formal yük verecek. Evet, işte alkoksit anyonumuz bu. Bu anyonun rezonans kararlılığı var. Ve rezonans kararlılığı olan bir konjüge baz, beta naftolü bahsedeceğimiz diğer alkollerden biraz daha iyi bir asit yapar. Yani beta naftol biraz daha asidik olduğundan bu örnekte daha zayıf bir baz kullanmak yeterli oldu. Dolayısıyla potasyum hidroksit beta naftoldeki asetik protonu alacak kadar güçlüdür. Çünkü beta naftolin konjüge bazında rezonans kararlılığı var. Evet, alkoksit anyonumuzu oluşturmamızın ardından ikinci adım alkil halojenürümüzü eklemek olacak. Hemen şuraya sığdırabilirim sanırım. Evet, alkil halojenür olarak metil iyodür kullanacağım. Şu şekilde. Tabi yine aynı şekilde bu karbonun elektrofilik karbon olacağını biliyoruz. Yani bu elektrofil şuysa nükleofil. O zaman oksijenin üzerinde ortaklanmamış elektron çifti karbona saldırırken buradaki elektronlarsa iyodüre bağlanacak ve ürünümüz ortaya çıkacak. Öyleyse eterle ürünümüzü şuraya çizmeye başlayalım. Evet, halkalarımızda bir değişiklik yok. Şurada ise oksijenimize metil iyodürden gelen metil grubu bağlı olacak. Evet, ürünümüzün adı ise Nerolin. Bu ürün parfümlerde kullanılan esans sabitleyicilerinden biri. İlginç bir kokusu var. O yüzden bu tür bir Williams'ın eter sentezini yapma şansınız olursa, Nerolin'in nasıl koktuğunu bilmek, neye benzediğini görmek, bazı parfümlerin bir bileşeni olduğunu da düşününce sizin için ilginç bir deneyim olabilir. Şimdi bir eteri sentezlemeye bakalım. Sınavda karşınıza şöyle bir soru çıktığını varsayalım. İşte önünüzde bir eter var. Bunu nasıl sentezlersiniz? Şimdi eterimiz burada. Buraya ihtiyacımız olan yapıları ekleyeceğiz. Şimdi eterimize bağlı alkil gruplarını analiz edecek olursak burada bir metil grubu var ve şurası ise bir sikloheksil grubu. Alkil halojenür için kullanacağımız şey bu iki gruptan biri. Bu SN2 türü bir mekanizma olduğu için sterik olarak en az engelli olan grubu kullanmamız lazım ve o da bu metil grubu. O zaman ikinci adımda metil iyodür eklememiz gerekecek. Çünkü bu sterik olarak en az engellenmiş olan grup. Bu tepkimemizin verimliliğini de artıracaktır. Evet. Bu ikinci adımda. İlk adımda ise güçlü bir baz eklememiz gerekecek. Bu yüzden burada sodyum hidrür kullanacağız. Bu yüzden aslında alkol kısmı şuradan gelmeli. Öyleyse şimdi başlangıçtaki alkolü çizelim. Evet şöyle İlk adım olarak alkole sodyum hidrür ekliyoruz. Sonra buradaki protonu çıkarıp bir alkoksit oluşturuyoruz. Ardından bu alkoksit nükleofilik olarak metil iyodüre saldırıyor ve metil grubu buraya ekleniyor. Sonuç olarak da sağdaki bu eter ortaya çıkıyor. İşte Williams'ın eter sentezini bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu gibi durumlarda retrosentezi aklınızda bulundurun ve alkil halojenler için hangi alkil grubunun en iyisi olduğuna karar verin.